Muhabir arkadaşımız. Beylikdüzü'ne bir dönelim bakalım. Sevgili Burak, yanında kim var? Misafiri var. Beylikdüzü'yle Ramazan efendim ilişkisi nasıl gidiyor? Bir ahenk sağlandı mı? Ramazan'da Beylikdüzü'nde neler yaşanıyor? Onu sözü Burak'a bırakarak dinleyelim. Burak, söz sende. Seni harika dinliyoruz. Evet, bugünkü durağımız Beylikdüzü ve bir kez daha yaklaşık yarım saat kala iftara karşınızdayız. Her gün ilçe ilçe dolaşıyoruz ve ilçelerde ne gibi güzellikler yaşanıyor Ramazan'la birlikte, iftar saatiyle birlikte bunları sizlerle paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi bugün durağımız Beylikdüzü ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Yusuf Uzun yanımızda. Biz hem yayınımıza hoş geldiniz diyoruz efendim, hem de sizin hoş geldinizi hoş bulduk diye karşılık vermek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz, siz Beylikdüzü'ne hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz özellikle Ramazan'da Beylikdüzü'ne gelmekle. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir dezavantajı var galiba Ramazan için Beylikdüzü'nün. İstanbul'un merkezine göre bir dakika falan geç açılıyor iftar, ama dezavantaj olarak görebilir miyiz? Yani ne avantaj ne dezavantaj. Yani nasıl başlıyorsak öyle. Sonra bir dakika, üç dakika, beş dakika çok da önemli değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten Ramazan atmosferi kabul etmek lazım ki. Her ne yaparsanız yapın, Ramazan dışında pek elde edeceğimiz bir atmosfer değil. İşte sizin de gördüğünüz gibi, şu anda burası Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii, iç avlusu, yan avlusu ve caminin önündeki bu ana caddede, boydan boya şu anda yaklaşık burada 3500 hemşerimiz birazdan ezanla birlikte iftarlarını açacaklar. Her gün böyle galiba. Burası. Her gün böyle. Burası bizim 7 sabit iftar soframızdan birisi. Ama en büyüğü. Bunun dışında 6 noktada daha sabit iftar sofralarımız var. Bir de her gün farklı bir mahallede gerçekleştirdiğimiz sokak iftarlarımız var. Dolayısıyla yani biz Ramazan'da 3 yıl önceden biliyorsunuz Ramazan Beylikdüzü'nde yaşanır diye yola çıktık. Ve bu sene buraya Ramazan kasabası dedik biliyorsunuz. Bu iftar soframızın dışında hemen yanı başımızda yaklaşık 13 dönümlük bir alanımız var. Ramazan kasabası diyoruz. İçeride biliyorsunuz 110 civarında stand var. Sahnemiz var. Gece 12'lere, 1'lere kadar bazen sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Bazen bilim adamlarımızı, çeşitli hocalarımızı ağırlıyoruz. Seminer, konferanslar veriyorlar. Gerçekten Ramazan'ı, ki dün akşam İskender Pala hocamızı ağırladık. O da ifade etti. Genelde sohbetlerde hep eski Ramazanlar, eski bayramlardan bahsedilir ve aranır dedi. İşte Ramazan biz burada görüyoruz dedi. Yani Ramazan bu, bayramlar bu. Ben de arkadaşlarıma ifade ediyorum, inceleyelim. Hatta İskender Pala hocamıza da sordum. Dedim hocam Allah aşkına şu geçmişteki Ramazanlarda ve bayramlarda olan güzellikler neyse onları bize bir taşıyın. Biz onları bugüne bir taşıyalım, gerçekleştirelim. Ama üzerine bugüne dair yeni bir şeyler koyalım. İşte görüyorsunuz tablo 7'den 70'e. Buraya şu anda Beylikdüzü'nden, komşu ilçelerden, Anadolu yakasından bile vatandaşlarımız duyuyorlar, geliyorlar. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Arkadaşlarıma diyorum ki siz buraya sofrayı açtığınız zaman vatandaş gelip itibar etmese bu sofranın ne anlamı var? Bu itibarla ben size de teşekkür ediyorum. Yani kamuoyuna burayı duyurduğunuz için. Her cumayı cumartesiye bağlayan gece sahurumuzun olduğunu ifade etmek istiyorum. Gece 12'lere 1'lere kadar devam eden etkinliklerimiz var. Burada çok temiz, pırıl pırıl temiz bir hava var. Yeşil bir çevre var. Huzurlu bir ortam var. Yani isteyen iftara, isteyen iftardan sonra etkinliklere gelip burada hava alabilir. Ben aracılığınızla bütün İstanbullu hemşehrilerimizi Beylikdüzü'ndeki Ramazan kasabasına davet ediyorum. Size bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani tabii iftar yaklaşıyor. Hem susuzluk daha safhaya ulaşıyor belki, ama bir sorum daha olacak. Doğru. Ben şimdi buradan sokak iftarına gideceğim. Öyle mi? O zaman evet. Sizi fazla bekletmeyeyim, ama son bir sorum olsun. Şimdi burada Beylikdüzü halkı ya da İstanbul diğer ilçelerden gelen vatandaşlar iftar yapabiliyor. Peki sizin Arakan gibi, Somali gibi ülke içerisinde mesela bir deprem yaşamış Van gibi yardım ulaştırdığınız, iftar programı yaptığınız herhangi bir yer var mı? Tabii, kesinlikle. Şunu ifade edelim. Biz buradaki etkinliklerimizdeki yani cumartesi akşamı burada yaklaşık 30 bin hemşehrimiz vardı. Emre Aydın kardeşimizi, sanatçımızı ağırladık. Biliyorsunuz Arakan ve diğer yerlere gerek Diyanet Vakfı'nın gerek diğer bizim ulusal bazdaki sivil toplum örgütlerimizin kampanyaları var. Biz sürekli bu kampanyalara sürekli destek veriyoruz. YSM operatörlerinden vatandaşlarımızı aratmak suretiyle yoğun bir şekilde dünyanın her tarafına bölgedeki hemşehrilerimizin yardımlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuda hassas olduğumuzu, duyarlı olduğumuzu, bu konuları asla gündemimizden düşürmediğimizi özellikle ifade etmek isterim. Efendim,
Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Artık Ramazan biliyorsunuz hoş geldi derken şimdi güle güle demeye hazırlanıyoruz. Evet, teravihlerde. Ben şimdiden inşallah idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'ni, daha sonraki bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar Beylikdüzü'ndeki Ramazan kasabasına İstanbul'daki bütün hemşerilerimizi davet ediyorum. Teşekkürler. Peki efendim. Biz sizi sokak iftarına uğurlayalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, biz de kapanışımızı yapalım. Hemen Beylikdüzü'ndeydik bu akşam. Sayın Yusuf Uzun Belediye Başkanımız konuk oldu ve Beylikdüzü'nde Ramazan nasıl yaşanır yaşanıyor bizlere aktardı. Bugün 18. gün. Artık biraz önce ifade ettiği gibi Sayın Yusuf Uzun'un merhaba diyerek başladık ama elveda diyerek artık devam ediyor ve yavaş yavaş da bayram yaklaşıyor. Şurada hepi topu 15 gün kaldı. Bu uhrevi hava, bu güzel atmosfer yavaş yavaş normal günlere artık kendini bırakmış olacak. Bir sene sonraki Ramazan'ı da yine dört gözle beklemeye başlayacağız. Sözü şimdilik noktalayalım ve sizlere bırakalım, merkeze bırakalım.